Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün DTO yani Data Transfer Object katmanını işleyeceğiz. Standart bir CRUD işlemi sırasında REST API'ye gelen request ve bu request için oluşturacağımız response için bir DTO katmanı oluşturacağız. İsterseniz hemen başlayalım. Ben Spec Initializer'dan projeyi oluşturmaya başlıyorum hemen. Bir isimlendirme vereceğim. Dependency olarak ve H2, JPA ve Lombok dependensileri bizim için yeterli olacaktır. Hemen hızlıca generate ediyorum. Zip'im masaüstüne alıyorum. Hemen zip'ten projeyi çıkartıyorum. Ve projeyi hemen açtım arkadaşlar. Dependensileri indiriyor ve indekslemesini yapar yapmaz hemen başlayalım. Ben hemen başlangıç olarak resource katmanına H2 Database ile alakalı olan application property değerlerini ekledim. Server portumu da 99 99 99 olarak işaretliyorum. Daha sonra hemen model katmanımı oluşturmakla başlayacağım. Ve builder olarak işaretliyorum. Fazla bir field vermeyeceğim arkadaşlar. Maksat zaten ne olduğunu görebilmek bizim için. Daha sonra bunun için oluşturacağım DTO katmanlarını yazmaya başlayacağım. Yani bir account nesnesini ekleme, ID değerine göre geri dönme, bir de liste şeklinde geri dönmeyi yapmaya çalışacağız. Yani tamamıyla bir CRUD işlemi sağlamaya çalışacağız. Burada da arada DTO katmanını oluşturup aradaki geçişlerin nasıl olduğunu inceleyeceğiz. Yani burada bizim temel amacımız entity katmanındaki account nesnemizi dışarıdaki REST API ile hiçbir şekilde dışarıya açmamaya çalışmak. Aradaki geçişi sağlamaya çalışacağız. Bunun için de bir DTO katmanı oluşturacağız şimdi. Bir dışarıdan alacağımız requestler için DTO oluşturacağız. Bir de bu gelen isteklere dönüş yapmak için response katmanı oluşturacağız arkadaşlar. Bir DTO yazacağız. Bizim buradaki amacımız account nesnesinin gerek istek alırken, request alırken, gerek de response dönerken hiçbir şekilde son kullanıcıya dönmemek. Sadece repository katmanıyla arasındaki ilişkiyi sağlamaya çalışacağız arkadaşlar. Sadece bir istek alacağı için data annotasyonuyla işaretlesem benim için yeterli olacaktır. Hatta şurada şu gelip şu ikisini alıyorum. Birebir aynı olsa bile gene de DTO katmanını oluşturmaya çalışalım arkadaşlar projelerimizde. Hemen yeni bir tane daha gelen request'e cevap olacak döneceğimiz response için bir DTO nesnesi oluşturuyorum. Bunda bir builder oluşturmam gerekebilir. Bazı yapmam gereken işlemler olacak. Gene aynı şekilde name ve surname olarak field'larımı işaretledim. Hemen bir repozitörümü oluşturacağım. Tamamdır.
Şimdi isterseniz bir converter yazalım. Sonuç olarak bizim kullanıcıdan gelecek request değerimizi account'a çevirmemiz. Çünkü sonuç olarak oluşturacağımız repozitörü account'la anlaşıyor. Account nesnesiyle anlaşıyor. Ve bu veri tabanından account olarak alacağımız nesneyi de bir response'a çevirmemiz lazım. Bunun için bir converter yazacağız arkadaşlar. Ben genellikle konverterleri entity nesnesine göre ayırmayı tercih ediyorum. Yani bu konverter içinde yazacağımız bütün işlemler sadece account nesnesi için yazılacak olarak ben ayırmayı tercih ediyorum. Tabii ki bu size kalmış bir şey. Burada da hani ben şöyle bir yöntem kullanıyorum. Yazacağım metotları statik olarak yazıyorum. Bu şekilde her yerden çağırabiliyorum. Ama bu şu demek değil ki hani bütün metotları statik olarak yazalım. Biliyorsunuz Java'da JVM'de bir garbage collector durumu mevcut. Yani sonuç olarak sizin buraya statik olarak işaretlediğiniz her metot gün sonunda RAM'i şişiriyor. Ve garbage collector'un yani JVM'in hayat döngüsü boyunca silinmiyor. Orada kalıyor. Bu yüzden statik olarak işaretlediğiniz durumların, metotların minimize edilmesi lazım. Yani sonuç olarak IOC container gibi durumlarda ve garbage collector gibi durumların statikten bağımsız çalıştığını unutmamak lazım. Yani siz statik olarak işaretlediğiniz bir metot JVM'in hayat döngüsü boyunca ayakta kalıyor. Ama ben konvertör gibi nesnelerimi oluştururken statiği tercih ediyorum. Bu tamamıyla sizin projenize bağlı arkadaşlar. Bana bir tane account göndersin. Burada isimlendirmeleri güzel yaparsanız, yani sonuçta sizin normal bir projede konverterleriniz genellikle yani aşırı derecede fazla oluyor. Yani çağırırken bu neymiş diye geri metoda dönmek zorunda kalmayın. Bu bir request nesnesi alacak. Burada ben Builder Design Pattern kullanıyorum. Yani bu bizim için şunu yapıyor. Gelen bir account için ekleme işlemi esnasında aldığı nesneyi sonuç olarak bizim burada repozitörümüz account nesnesiyle anlaşabildiği için onu account nesnesine çevireceğiz. Bir convert işlemi yapacağız. Onu da save'lerken aslında bu converter'ı çağırıyoruz arkadaşlar. Gene bir builder design pattern kullanacağım. Burada da bir account nesnesini veri tabanından aldığımızda sonuç olarak bize account entity'si olarak dönecek. Bir account response'una convert etme işlemini burada yaptık. Bir de bunun liste halini yapacağım arkadaşlar. Sonuç olarak veri tabanından liste şeklinde de çevirebiliriz.
Burada direkt Stream API'den yararlanacağım. Bizim bir üste yazdığımız bunu direkt mapleyeceğim arkadaşlar. Bu zaten bizden list bekliyor. Bu da tamam. Sonuç olarak konverterlerimi yazdım. Burada bir convert işlemi gerçekleştireceğiz. Dediğim gibi bu direkt gelen request'i eklemek için bizim repozitörümüze göndereceğimiz account için. Bu da repozitörümüzden alacağımız account ve liste şeklindeki accountlar için oluşturduğumuz bir convert işlemi olacak. İstersen şimdi bir servis kısmına geçelim. Servis kısmında da artık bu yaptığımız işlemleri gerçekleştirmeye çalışacağız senaryoları. Repozitörümü hemen IOS Container'a ekledim. Constructor Injection'la. Account ekleme işlemi yapacağım. Konverterimizi çağıracağım. Statik olarak işaretlediğim için gördüğünüz gibi hemen bize önerdi. Yani bir inject işlemi yapmama gerek kalmadı. Gün sonunda biz account response olarak döneceğimiz için yani eklediğim nesne bu diye geri bir REST API'den response döneceğim için görmüş olduğunuz gibi bunu çağırıyorum. İçeride de repozitörümü çağır. Save işlemi için. Gene konverterimi çağıracağım. Bu sefer gelen add request'i account'a çevireceğim. Çünkü biliyorsunuz repozitörü account nesnesi olarak çağrılıyor. Bunun içine de zaten alacağım. Bunu ekleyeceğim arkadaşlar. Yani şunu yaptık. Şurayı görmeyin. Repozitörümün save metodunu çağırdım. JPA'nın save metodunu çağırdım. Burada konverterimden gelen account add request'i account'a çevirdim. Son kullanıcıya da account response olarak döneceğim için konverterimi gene çağırdım. Burada da account'u account response'a çevirdim arkadaşlar. Tamam, ekleme işlemim gerçekleşti. Şimdi isterseniz bir ID'ye göre çağırma find by ID metodu için yapalım. Gene response dönecek. ID'yi alacak. Find by ID'sine ID'yi göndereceğim. Şimdi burada bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Bu optional döndüğü için. Şimdilik orası null diyorum uzatmamak için. Bu şekilde yazacağım. Burada da ne yaptık arkadaşlar? ID'ye göre account repository JPA'dan bize account nesnesini döndürdü. Ben de bu account nesnesini account response'e converter ile bir DTO katmanı aracılığıyla çevirmiş oldum. Bir de bunun list halini yapalım. Burada da şunu yaptık. Account repozitörünün findAll metodunu çağırdık. Bize list şeklinde account döndü. Bu list account'u da converter aracılığıyla liste şeklinde account response'a çevirmiş olduk arkadaşlar. Şimdi isterseniz bu aşamadan sonra controller katmanına geçelim ve API'mizi dışarıya açalım.
ekleme işlemi için body'den account at request nesnemizi alacağız. Oluşturmuş olduğumuz servisteki metotları çağırıyorum. Post make pink olacak. De böyle bir isimlendirme verdim. Şimdi oluşturacağım diğer iki servisteki metotlar için hemen bir API'leri yazayım. Pet'ten bir ID değeri alacağım. Bu bir get mapping olacak. Ben genellikle şu isimlendirmeleri birebir aynı tutuyorum ki kafam karışmasın. Fark ettiyseniz artık bir dönüş değerimi account response olarak hepsinde eşitlemiş oldum. Eğer bana da bir dışarıdan bir değer gelecekse, bir body'den bir entity'me yardımcı olacak bir katman olarak değerlendirebileceğim bir model gelecekse, bu da artık account at request cinsinden gelecek. Yani ben tamamıyla görmüş olduğunuz gibi REST API kısmında hiçbir şekilde account nesnemi kullanmadım. Model katmanında oluşturduğum bu nesneyi kullanmadım. Tamamıyla controller'ımda gördüğünüz gibi request ve response olarak değiştirdim. Ben bu aracılığı nerede sağladım? Bir tane converter yazdım. Bu converter'da da gelen nesneyi ve gidecek nesneyi DTO katmanında oluşturduğum modellerle oluşturmaya çalıştım. İsterseniz bir başlayalım. Application property değerime bir daha bakayım. Bir projeyi bir başlatalım. Enable it. Tamam, çok güzel. Sıkıntımız yok. Embedded Tomcat 9999 portunda ayağa kalktı. Ben bir post menüme geçeceğim. Burada body kısmında name ve surname olarak işaretledim. Gördüğünüz gibi account API'me gideceğim. Şuradan bir tekrar bakmak istiyorum. Kontrolümü açayım. Account at account. Tamam. Gönderiyorum arkadaşlar. Tamam. 200 birim geldi. Credit olarak. Daha sonra ne demiştik? Bir get account by ID olarak pet variable'dan ID değerinin gönderilmesini istemiştim. Tamam. Çok güzel. En sonunda da bütün account nesnelerini listelemek istemiştim. Buraya da bir işlem de yapıyorum. Çok güzel. Burada da gördüğünüz gibi bir liste olarak geldi. Bir de son olarak şu lokalimden bir H2 database'e gideyim. 9999'du yanlış hatırlamıyorsam. Şunun isimlendirmesine bir bakacağım. Tamam, bu şekilde isimlendirmişiz. Connect atıyorum. Gördüğünüz gibi gelmiş ve bir tane doğan güneş olarak geldi. Sonuç olarak biz burada DTO katmanının bize kattığı yararları, neden kullanmamız gerektiğini anlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.